Verdiniz de biliyorsunuz bu evet lafının en ateşli destekçilerinden bir tanesi benim. Çünkü o şartta verilecek başka bir şey yoktu. Bu bir açılımdı. O açılım orada bitti. Bu demek değil ki Türkiye bundan sonra yeni açılımlar yapamaz. Ama şu anda orası kilitli. Yani oradaki satranç tahtasında şu anda şahmat durumunda olan bir Türkiye, bir İran var. Yani kartlar Amerika ile şeyin elinde. Ancak dikkat ederseniz Ahmedinejad ne dedi? 2 gün evvel ben sizi biraz üzeceğim ama Ağustos'un ortalarında da dedi. Ve arkasından da bir şey ilave etti. Dedi ki madem ki dedi Viyana grubuyla ben bu işi konuşacağım. Yanında dedi Türkiye ile şeyi de istiyorum. Brezilya'yı da istiyorum. Evet Brezilya'yı da isterim dedi. Gelin bundan 3 ay evvel buradaki konuşmalarımdan bir tanesinde aynı lafı ben söyledim. Niye Türkiye'yi götürmüyorsunuz? Dolayısıyla açılım bu yönde gidebilir. Ve gitmesi de mümkün. Ancak bunun dışında bir şey var ki ikinci adım yani nükleerin uranyumun zenginleştirme programı full hızıyla İran'da devam ediyor. Eğer önlenemezse bunu önlenecek masanın üzerindeki tüm tedbirler gündeme gelebilir. Bütün dünyaya Allah kolaylık versin. Evet Toktamış Hocam bu destek sanki Türkiye'nin gönlünü almak gibi gözüküyor ne dersiniz? Ya Türkiye'nin gönlünü almak var tabii. Türkiye'nin gönlünü almak var. Ayrıca biraz da günah çıkartmak var. Çünkü yani Türkiye'nin bölgesinde bir nükleer silah olmamasını istemesi çok doğaldır. Ve Amerika'nın teşvikiyle Türkiye bu girişimde bulundu. Ve ondan sonra Amerika'nın kendi iç politikasının baskısıyla, politika değişmesiyle Türkiye açığa düştü. Evet. Yani şimdi öyle bir şey ki bu programı hazırlayan Türkiye'nin Güvenlik Konseyi'nde kendi önayak olduğu bir projeye hayır demesi ya da müstekif, tarafsız kalması beklenemez. Yani o zaman hani bir devletin kendi kendini inkarı olurdu bu. Ve ondan dolayı Türkiye gerçekten zor durumda kaldı. İşte uluslararası ilişkilerde hani bazı şeylere güvenmeyeceksiniz. Yani bunun böyle sonuçları olabileceğini düşüneceksiniz. Şimdi tabii G8'ler deyince artık dünya değişiyor Faruk Bey. Bunlar bir ara G7'lerdi. Sonra 8'ler oldular. Ve bundan 20 sene evvel dünyaya düzen veriyorlardı. Hakikaten ne derlerse oluyordu. Ekonomiyi de belirliyorlardı. Efendim istihdam da bunların iki dudağın arasından çıkan sözcüklere bağlıydı. Sonra baktılar ki dünyanın gidişatı öyle değil. Hani yani biz istediğimiz kadar bazı kararları alalım. Hani bazı farklı güçler, farklı bir takım kaynaklar, farklı bir takım noktalar buna katılmazlarsa veyahut da bunların da düşüncesini almadan bir şeyler yaparsak bu işin altından kalkamayız. Ve bunun üzerine işte G20'ler çıktı. Biz de bunun bir parçasıyız. Ha gene G8'ler dünyayı yönetiyor ama G20'lerin de eğilimlerini dikkate alarak yönetmek zorundalar. Yoksa işin içinden çıkamayacaklarını anladılar. Farklı bir dünyaya gidiyoruz. Yani dünyada hiç kimse dokunulmaz bir adada yaşamıyor. Artık bütün her şey birbirini derinden etkiliyor. Bu bakımdan şimdi İran'ın elinde nükleer silah olması beni kendi adıma söylüyorum rahatsız eder. Çünkü ne yapacakları pek belli olmayabilir. Ama aynı şekilde ben İsrail'den de endişe ediyorum. Hani İsrail ile İran'ı yan yana koyduğum zaman hangisi nükleer silahı kullanır diye sorduğumda vallahi karar veremem yani İsrail de kullanabilir, İran da kullanabilir. Hani İsrail'de bu hak var da İran'da bu hak yoksa bu doğrusunu isterseniz ciddi bir çifte standarttır ve yanlış bir şeydir. Efendim bu son programımız o nedenle bir veda da yapmak istiyoruz. Sayın konuklarımıza çok kısa da olsa zannediyorum süremiz çok azaldı. Bir en azından duygularınızı söylerseniz çok memnun olacağız. Evet Mahir Hocam sizden başlayalım. Efendim benim açımdan güzel günler geçirdik ve ben doğru bildiğimi söylemeye çalıştım. Sürçülisan ettiğimiz affola. Evet paşam. Aşağı yukarı 26 Ocak 2007 tarihinde bir başka kanalda başlayan bu birliktelik 3,5 seneyi doldurdu. Bu 3,5 senelik süreç içinde çok dostane ilişkilerle,
tatlı günlerimiz oldu. Gerçeği birbirimizin fikirlerini, düşüncelerini beğenmedik. Hatta ileri sözler söyledik ama birbirimizi kırmadık, yıpratmadık. Onun için ben çok güzel 3,5 seneyi sizlerle geçirdiğim, bu dostlarla geçirdiğim için şükran sunuyorum, saygılar sunuyorum bütün izleyicilere de. Evet Hasan Hocam. Tahmin ediyorum en sakin ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik bir program oldu. Yani fikir ayrılıkları değişik. Kimi askeriyi daha iyi biliyor, kimi kamu yönetimini biliyor, ekonomiyi Mahir abi iyi bilir, istihbaratı bilir. Bunları ortaya koyduk. Diğer programlardaki hırçınlık olayları olmadı. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu arada yeni saç stilinizde. Saçınız hayırlı olsun hocam. Pahalı biraz ama zararlı. Evet, doktorumuz hocam. Evet, tabii şimdi değerli hocama, arkadaşıma, paşama ekleyecek pek bir şeyim yok benim de. Fakat benim bu programda önemsediğim ve önemli bulduğum nokta, hakikaten mümkün olduğunca biraz bilgi aktarmaya çalıştık. Kendimiz de bilgilendik. Ümit ediyorum ki bizi izleyenler de hani öyle gerilmeden, efendim sinirlenmeden keyifle izlemiş olsunlar. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bu sözler üzerine ben hiçbir ilave yapmıyorum. Sadece eğer hatalar yapmışsak affola diyoruz. Hoşça kalın.